Çiçekseverler hepinize selamlar. Bugün sizlere tepe çeliği nasıl alınır? Bunun hakkında biraz bilgi aktarıyor olacağım. Çünkü genelde bitkilerimizi evimize bakıyoruz ve daha sonrasında beğendiğimiz için bunları çoğaltmak istiyoruz. Çoğaltmak için de belirli yöntemler var. Daldırma usulü var, tepe çeliğiyle almak var, kökten ayırmak var. Farklı çeşitli çoğaltma türleri, üretme türleri var bitkilerimizin. Her bitkinin çoğaltması farklıdır. Özellikle tepe çeliği en çok uygulanan sistem. Tepe çeliği nasıl alınır? Onu kısaca aktarayım size. Bu mesela bir telgraf çiçeği, tricolor telgraf çiçeği, beyaz, yeşil ve pembe renklerimiz, mor renklerimiz mevcut. Şimdi bunun üst tarafında şuradan çıkmış olandan keserek en az iki yaprak şekilde bırakacak şekilde alttan kesiyoruz. Alttaki yaprakları ayıklıyoruz ve dikim gerçekleştiriyoruz. Bu sisteme tepe çeliği diyoruz. Ben size şimdi tepe çeliklerimi göstereceğim. Mesela bakın, bu benim tepe çeliğim, telgraf çiçeği, zebra telgraf çiçeği. Bu tepe çeliğiyle çoğaltılmış bir yine trikalır telgraf çiçeğinin diğer bir parçası. Mesela ben bunu koymuştum. Şimdi yaprak çıktı. Alttan da gördüğünüz gibi ekstra bir tane filiz verdi. Bu da mum çiçeğimiz. Mum çiçeğini de güzel tepe çeliğiyle yaptım. Bu tepe çeliğinin belirli yöntemleri var. Kimi bunun üzerine kapatıyor. Mesela bir pet şişenin içine koyuyor. Ya da üzerine bir naylonla kapatıyor. Bir sera ortamı yaratıyor. Bu da daha çabuk hızlandırıyor açıkçası normaline göre. Onu da yapabilirsiniz. Öbür türlü de yapma imkanınız bulunmakta. Ama nasıl yapılıyor detaylarını isterseniz videomuzda aktarayım sizlere. Torf toprağımı güzelcene koyuyorum. Ve topaklar varsa topakları güzelcene böyle eziyorum ki hepsi homojenize olsun, yani eşit miktara dağılsın. Daha sonrasında perlitimden koyuyorum. Bu kadar yeter. Perlitimizi de koyduk. Bunu güzelce karıştırıyoruz şöyle. Bazen çiçekçilerde alırsınız ve böyle içinde beyaz köpük gibi, hatta bazıları perlit yerine bu köpüklerden kullanır. Evet, perlitimizi az biraz da ekleyelim, eksik olmasın. Şöyle elimizle karıştıralım ki toprağın her yerine eşit olarak dağılsın sevgili çiçekseverler. Telgraf çiçeği nasıl çoğaltılır? Bu telgraf çiçekleri benim daha evvel diktiğim telgraf çiçekleriydi. Mesela şöyle göstereyim. Mesela bunu kestik. Şöyle kestik. Bunu alıyorsunuz, biraz toparladıktan sonra sağından solundan şu kötü olan çürümüş veya ne bileyim solmuş yaprakları temizledikten sonra bu şekilde batırıyorsunuz. Ve bu sayede bakın ben burada yavruları elde ettim. Bakın görüyor musunuz? Minik minik bu. Şunlar hepsi bir kat. Bakın şunlar hepsi bir kat. Hepsi bir gözenek. Bu gözeneklerden bakın yavru çıkıyor. Ana bitkimiz burada. Ana bitkimizi ben en dipten olacak şekilde güzelce kestim. Dipten hepsi yavaş yavaş çıkıyor. Hava çünkü çok sıcak gittiği için bitki de vermeye başlıyor. Eğer siz burada bitkide kötüleşme görüyorsanız dalları uzatmak yerine direkt kesin. Kestiklerinizi toprakta buluşturun sevgili dostlar. Bu sayede yeni yeni telgraf çiçekleri üretebilirsiniz. Bakın benim yapmış olduklarım bunlar. Şimdi mesela buraya güzellerini ayırdım. Şöyle. Bak bunlar güzel. Şimdi bunları çoğaltacağız. Bakın şöyle. Bunları birazdan çoğaltacağız. Nasıl yapacağımızı da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu plastik bardağımızı alıyoruz. Sert bir plastik, bakın. Sıkıyorum öyle dandik, böyle ince olan, jelatin gibi olanlardan değil. Gayet güzel bir şey, kalınlığı var. Arkasını deldim. Şöyle de göstereyim. Arkasını deldim ki buradan su tahliyesi olsun. Daha sonrasında bunu mesela şunu koyalım buraya böyle. Mesela bu kadar yeter. Bakın şöyle doldurduk. Daha sonrasında bu kenarı ayırmış olduğum, biliyorsunuz fide olarak kullanacaklarım vardı. Bunu alıyorsunuz şu şekilde.
Evet, bitkimizi bu şekilde toprakta buluşturduk. Toprakta buluşturduktan sonra ne olacak? Bu yakın zamanda diplerden kök yaptıktan sonra, özellikle bu bardağı doldurduktan sonra, kök yaptıktan sonra başlayacak buradan yeni yeni sürgünler vermeye, üstten de yeni yapraklar çıkarmaya başlayacak. Buradan da bitkinin artık kök tuttuğunu ve buraya alıştığını söyleyebiliriz. Daha sonrasında mesela bunu bir eşinize, dostunuza mı veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman eşiniz, dostunuz bunu güzelce çıkaracak. İsterse bunu kesip çıkarabilir, maket bıçağıyla kesebilirsiniz, isterseniz makasla bir kenarından çekebilirsiniz ya da direkt biraz kuru bırakıp köklendiği için direkt kaldırıp herhangi bir bu tarz bir saksıya, şöyle bir saksıya ortasına dikebilirsiniz ve bu sayede bu saksıyı dolduracaktır. Birkaç ay içerisinde aynı burada olduğu gibi, burada olduğu gibi saksıyı dolduracak ve yeni bir telgraf çiçeğiniz olacak. Telgraf çiçeği sarkıcı bir tarzda olduğu için bu tarz askılı bir yere yapmanız tercih olunur. Bunlar da kenarlardan akabilir ama daha sonrasında toparlamanız gerekir. Ben her ihtimale karşı saksım elimde yoktu diye direkt bunu yaptım. Çok problem değil. Keserim, istediğim yere koyarım. Benim için çok sıkıntı değil. Ama siz uğraşmak istemiyorsunuz, yapacaksınız ve bu tarz sarkıcı formlarda olan saksı tiplerini kullanabilirsiniz. Kendime yine yavrular üreteyim çünkü bunları gören ya bana da versene diyor. Ben en azından bu şekilde hazırlayıp eşime, dostuma vermek istiyorum. Fazla kalan olursa da Letgo üzerinden, internet üzerinden de satmayı planlıyorum. Evet sevgili dostlar, şu anda işlemimizi bitirdik. Bakın 2, 4, 6, 8 tane yaptım telgraf çiçeğinden. Çok da güzel renkleri var. Şimdi bunları sulama nasıl olacak onu da söyleyeyim isterseniz. Bunların sulaması sevgili dostlar, özellikle yapmanız gereken çok aşırı derecede sulamamanız gerekiyor. Yoksa hemen diplerinden çürümeye başlıyor. Toprak kurudukça, bakıyorsunuz elinize, üstten kurume yaptıkça yapacağınız işlem çok basit. Şöyle göstereyim. Alıyorum mesela buradan şeyimi, spreyimi, fısfısımı. Şöyle bir sıkıyorum. Nemleniyor bitkimiz ve bu yeterli. Bunu yerine koyuyoruz. Bu sayede şu anda bu kadar yavru ürettim. Evet sevgili dostlar, tepe çeliği nasıl alınır? Bunu detaylı olarak sizlere aktarmaya gayret ettim. Umarım siz de bunlardan yararlanarak beğendiğiniz, evinizde bakmaktan keyif aldığınız çiçeklerinizi çoğaltır. İster eşe dosta dağıtırsınız, isterseniz Letgo üzerinden satarsınız ki şu anda Letgo üzerinden çok fazla bu bitkileri çoğaltıp satanlar var. Özellikle kolyoz olsun, işte sukulentler olsun, çok fazla var. Tabii tercih sizin, hangi amaçla yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yine bir faydalı videoyla sizlerle beraberdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.